özel savaş aparatı olarak faaliyet gösteren Süleyman Soylu ile başlayan ve günümüzde de savaş sevdalısı komşu ülkelere birkaç kişi göndererek Türkiye'ye 8 füze atma marifetiyle ülkeler arası savaşın yolunu açma teorileriyle ünlenen Hakan Fidan'ın Türk soykırımında aktif rol oynadığını görüyoruz. NATO'nun Orta Doğu'daki savaş stratejisi ve politikalarının taşeronluğunu üstlenen Türkiye 30 yılı aşkındır bölgeyi kan deryasına çevirmiştir. Son 10 yıldır da bu taşeronluğun öncülüğünü direkt Hakan Fidan üzerinden yürütmektedir. Fidan'ın Dışişleri Bakanı olmasıyla birlikte hızlanan Kürt soykırımının kapsam ve siyasal yelpazesi genişletilmeye çalışılıyor. Bunun son halkası da geçmişi 90'lı yıllara dayanan Güney Kürdistan yönetiminde yapılan savaş ortaklığıdır. Özellikle Barzani ailesinin yönetiminde olan ve Büyük Güney olarak bilinen Hevler, Duhok, Zaho, Barzan ve Amedya bölgeleri zaten uzun yıllardır Türkiye'nin tahakkümü altındaydı. Bunu bilen bizler daha o günlerde mevcut dönemi öngörerek uyarılarımızı yapmıştık. Türkiye'nin Büyük Güney'indeki askeri, iktisadi varlığını kalıcılaştırmak gibi bir riske sahip olduğunu ve bunun sonuçlarının faturasının ağır olacağını bildirmiştik. Nitekim bugün içinde bulunduğumuz süreç maalesef geçmiş dönemdeki kaygı ve öngörülerimizi doğrulamıştır. Güney Kürdistan'a dönük ilhakın öncelikle Kürdistan'ın statü sorununun demokratik çözümünün önünde en büyük engeldir. Bu saldırılar aynı zamanda Musul ve Kerkük'ü kapsayan Neo-Osmanlıcı Misak-ı Milli hayallerinin bir ürünüdür. Ama saldırıların kapsamından da anlıyoruz ki Misak-ı Milli'ye Büyük Güney parçası da dahil edilmiştir. Bu parçadaki siyasi yönetim bunun başat aktörüdür. Son başlatılan saldırılar ve yapılan hazırlıklar da köylerin boşaltılması, sivillerin yeniden göç ettirmeleri ve Irak devlet sınırları içinde Türkiye, Güney Kürdistan'a dönük saldırıları ve ilhak politikalarının yeni yüzyıl tartışmalarıyla lehine bir sonuç bağlamak istiyor. Bunun için de hem Irak merkezi hükümeti hem de Güney Kürdistan yönetimi hem de buralarda bulunan halkları manipüle ederek kendince güçlü bir bahaneyi ileri sürmektedir. KDP, Kürt halkına hesabını veremeyeceği bir sürecin örgütleyici gücü olmuştur. Büyük bedellerle kazanılmış Güney Kürdistan topraklarını küçük çıkarların uğruna heba etmiştir. Kürt'ün ulusal demokratik çıkarlarına aykırı olan KDP yönetiminin bu gerici siyasetinin hiçbir vadede toplumsal bir karşılığı olmayacaktır. Kürdistan halkları topraklarını işgale açanları yurtsever olarak değil, sömürgeciliğin yerli işbirlikçileri olarak hatırlayacaklardır. Tıpkı 2014 yılında DAEŞ'in Şengal'de Ezidi halkına saldırırken yerel güçlerin bölgesel yönetim tarafından yalnız bırakılarak soykırıma terk edilmesi gibi. O gün Musul Ovası'nda kadar inen fakat yerel birliklerin tarihi direnişiyle püskürtülen DAEŞ işgalciliği bugün uluslararası NATO politikaları ve yerli işbirlikçilerle Güney Kürdistan topraklarında vücut bulmuştur. Ne Türkiye'nin ne de KDP'nin Rojava'daki özel yönetimi tanımaması yaklaşımı bugün Güney Kürdistan'ın işgaliyle nasıl bir politikanın ürünü olduğunu tüm Kürtlere ispatlamıştır. Bugün doğru tanımını koyarak mücadele etme zamanıdır. KDP'nin içinde bulunduğu durum gerçek anlamda bir ihanettir. Kürt halkının bin bir emekle, amansız ve soluksuz bir direnişle elde ettiği kazanımları yok etmeye programlanmış, aklın yanında durmanın ihanetten başka bir tanımı olamaz. Buradan Türkiye'ye ve politize olmuş sömürge psikolojilerinden kurtulamayan KDP'ye çağrımızdır. Kürt halkının onurlu mücadelesinin hiçbir zaman terk etmeyecektir. Kolektif, örgütlü ve politik duruşu asla geriletemeyecektir. Bu mücadele birkaç ailenin ya
ya da ana akım siyaset, sistem siyasetinin güdümüne girmeyecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de halkın çıkarları temel değerler üzerinden yürütmeye devam edecektir. MHP'yi Jisara 2018'den bu PV'ye bu en haber buradan katıldı ki ev Türkler'e buradan akbu Süleyman Soylu'ya amuru şerre kaybet ev ve destanatı da bu destekleri hem de bilim kur ilo hakan filan ve berda amkırına ve de roleke çalak deyize. Hakan filan bu fışı ve ki havaskari şer u pevçuna en askırın. Bu teoriyen feyin nafteydana şer alı varatın ciran navdar buya u dugotuna vi evi çen kesen bir şeyinin aliyetini silot u heşt füzeye mavejin aliyet Türkiye u de bu de hınca taşer. Heke taşere mu krekare stratejiye şer u politikayı NATO'yı Türkiye evci si sali zelettire. Bojlata navin ve bu herandiyet deryaya huyni. Divan salin davin deji peşengiye ve taşerondiye vasarast bu deste hakan filan ekirin. Pişti ku hakan filan bu vezire kare derveye Türkiye tırtırına turdan belestir bu u icarji tufazın Bergeh u berferehiya siyasi ya ve tırkırını zeydettir bugün. Halkaya davin a ve tırkırını ji Hüveskariya şer a Riveberiya Kurdistan'a başvure. Yek u diloka ve vedgu herre zalin modi. Bu taybeti heremen veki hevler, duhok, zaho, barzan ve amediye bu behevre veki Başure mezun teynasin, udubun destratlariye mandaka barzan yandene, ev derer, ev bisalane bu, juhve dubun destrati, o zordestiye de bu. Mehe duvan demande, peşbinya revşa iroin kribu, u hişyari dabuan, mejuan regotu bu, u hebuna Türkiye yalı başure mezun, bufara riskeke mezun tiyine. Dibek bu, Behele ku Türkiye jbur katler nekebe. U demokratik le pistireka statüya Kürtistan'ı ısıtı mine. Ev eriş her kısa encameke hayalin misaki milliye neo Osmaniye mutu dağıttırına Mısır Kerkukçi ıfade tahavine. Lebeli jiberterehiya van erişan emte derdesun ku başvure mezinji le misaki milliye hakiye zeydekirin. Rebebeliya ve parçayı Kürtistan'ı Kırtaya ki serekeye ve tişteye. Ev erişen ku ve davya, davya halkını destekirin, amadehiyen kurten kırın, balakırına gündan, dertistine halken sivil, cücüvvarin ko u kontrol kırına nasleme u belgeya, zinaf silorin kıraka, devleta kırakeji nişan, nişane u deliyen van politikaya. Evet arkadaşlar, 38 gündür buradayız. İnatla, ısrarla, inançla buradayız. Niye buradayız? Bir kez daha buradan amacımızın ne olduğunu dosta, düşmana göstermek istiyoruz. Biz buraya pikniğe gelmiyoruz. Biz buraya birbirimizi görmeye gelmiyoruz. Bizim bu toprakların demokratik geleceğine dair, özgürlüğüne dair bir derdimiz var. Derdi olanlar buraya geliyor. İnancı olanlar, özgürlükle ısrar edenler buraya geliyor. O yüzden bu eylemimizi kimse kriminalize edemez. Bu eylemimizi kimse istediği gibi daraltamaz. Bu eyleme gönül verenler, emek verenler bu ülkenin en onurlu insanlarıdır, en başidik insanlarıdır. Bir kez daha ısrarla, inatla özgürlüğümüz için ayakta olacağız. Özgürlüğümüz için gerekirse oturacağız. Özgürlüğümüz için Hakkari'de yaptığımız için gerekirse yolları aşındıracağız. Yürüyeceğiz ta ki özgürlük gelinceye kadar değerli arkadaşlar. Bir kez daha. Bakın bugün Rojava devriminin 12. yıl dönümü. Rahatsızlık duysunlar. Duysunlar. Çünkü Rojava devrimi Kürt halkının IŞİD Vahşet ordusuna karşı ana vatan savunmasıdır. Topraklarını
işgalcilere karşı savunmasıdır. Rojava devrimi erkek egemen sisteme karşı Kürt halkının öncülüğünde bir kadın isyanıdır. Yine Rojava devrimi Kürt halkı şahsında Kürdistan topraklarını sömürgeci hukukla yönetmek isteyenlere inat, Kürdistan topraklarını işgal etmek isteyenlere inat, internasyonel dayanışma, internasyonel devrimdir. Ve bir kez daha Rojava devriminde toprağa düşenlere ve bir kez daha her türlü sömürgecilik, işgalcilik karşısında Rojava topraklarını, Kürdistan topraklarını savunanların önünde saygıyla minnetle eğiliyoruz değerli yoldaşlar. Bu ülkenin üretenleriyiz, bu ülkenin kadınlarıyız, bu ülkenin gençleriyiz. Güney Kürdistan'da ve Rojava'da, Suriye'de kardeşlerimizi katletmenize, topraklarımızı işgal etmenize, hem de bizim vergilerimizle bunu yapmanıza asla, asla, asla izin vermeyecek değerli arkadaşlar. Asla vermeyecek. Ve son olarak savaşa, işgalciliğe hep karşı olduk. Sadece söz konusu kendimiz olduğu zaman dünyada nerede bir sömürü varsa, nerede bir egemenlik ilişkisi varsa buna karşı çıktık. Ve bir kez daha biz Kürtler dünyada Kürt halkının statüsü için, özgürlüğü için kalbi atanlar, bütün Kürdistanlılara sesleniyoruz. Sömürgeciliğe, işgalciliğe ve onun işbirlikçiliğine karşı dünyadaki bütün Kürtler birleşin, birleşin, birleşin. Savaşa nasıl hayır diyorsak 21. yüzyılda bir kez daha Kürt halkı işbirlikçiliği, ihaneti kabul etmeyecek. Bu ülkenin kök sorunu Kürt sorunudur. Bu sorunun toplumsal barış temelinde çözülmesi için Türkiye'li bütün güçleri, aydınları, sanatçıları, üreticileri Kürt sorunun demokratik çözümü için birleşik ve ortak mücadeleye davet ediyoruz. Kürt savaşı erkek egemen sistemi üretmiştir. Kürt savaşı doğa kırımını üretmiştir. Kürt savaşı emek kırımını, emek sömürüsünü üretmiştir. Kürt savaşı hayatımızın her tarafını kuşatan bir bumeranga dönmüştür. Ve bu kuşatmayı hep birlikte yaratacağız, kıracağız değerli arkadaşlar. Son olarak Biji Berkodana Rojava, Biji Berkodana Rojava, Biji Berkodana Rojava. Siyasi dinamiklerin desteğiyle yaptığı görmekteyiz. Türkiye'nin Güney Kürdistan'ı ilhak etmesini, kimi bölgelerde askeri üsler kurmasını, kimlik kontrolü ve yaygın gibi provokatif faaliyetleri organize etmesini, KDP yönetiminde bağımsız geliştiğini düşünmek iyimser bir yaklaşım olacaktır. KDP, Kürt halkına hesabını vermeyeceği bir sürecin örgütleyici gücü olmuştur. Büyük bedellerle kazanılmış Güney Kürdistan topraklarını küçük çıkarların uğruna heba etmiştir. Kürt ulusal demokratik çıkarlarına aykırı olan KDP yönetimi bu süreci, bu gerici siyasetinin hiçbir vadede toplumsal bir karşılığı olmayacaktır. Kürdistan halkları toprağını işgale açanlara yurtsever olarak değil, sömürgeciliğin yerli işbirlikçileri olarak hatırlayacaktır. Tıpkı 2014 yılında DAEŞ'in Şengal'e Ezidi halkına saldırırken, yerel güçlerin bölgesel yönetim tarafından yalnız bırakılarak soykırıma terk edilmesi gibi, bugün Musul Ovası'na kadar inen fakat yerel birliklerin tarihi direnişiyle püskürtülen DAEŞ işgalciliğini bugün ulusal arası NATO politikaları ve yerli işbirlikçilerle Güney Kürdistan topraklarında
HSK üniformalarıyla vücut bulmuştur. Ne Türkiye'nin ne de KDP'nin Rojava'daki özel yönetimi tanımaması yaklaşımı bugün Güney Kürdistan işgaliyle nasıl bir politikanın ürünü olduğunu tüm Kürtlere ispatlanmıştır. Bugün doğru tanımı koyarak mücadele etme zamanıdır. KDP'nin içinde bulunduğu durum gerçek anlamda bir ihanettir. Kürt halkının bin bir emekle kazanımsız ve soluksuz bir direnişiyle elde ettiği kazanımları yok etmeye programlanmış aklın yanında durmanın ihanetten başka bir tanımı olamaz. Buradan işgalci, Türkiye ve polise olmuş sömürge psikolojisinden kurtulmayan KDP'ye çağrımızdır. Kürt halkının olumlu mücadelesi hiçbir zaman tekelleştirmeyecektir. Kolektif, örgütlü ve politik duruşu asla gerilemeyecektir. Bu mücadele hiçbir ailenin veya ana aklın sistem siyasetinin güdümüne girmeyecektir. Her zaman olduğu gibi bugün de halkın çıkarları ve temel değerleri üzerinden yürümeye devam edecektir. Fakat bu onurlu mücadeleyi baltalamaya, yozlaştırmaya ve engellemeye çalışanlar tarihin adaleti önünde yok olmaya mahkumdur. Ve aynı zamanda arkadaşlar bugün Rojava'nın devrimin yıl dönümüdür. Biz buradan da bu günü de bu şekilde kutlamış oluyoruz. Ve hiçbir Türk bundan sonra bu mücadelenin arkasında hiçbir zaman geri çekilmeyecektir. Bundan sonra da Kürt ulusal birliğini temin edecek her türlü oluşuma bizler de destek vereceğiz. İnsanların bir daha Güney Kürdistan'da bu halkları karşı karşıya getirmek hiçbir güç yetmeyecektir. Onun mücadelesini de vereceğiz.